Bundan sonraki ana konularımızdan bir tanesi dolandırıcılık. Yani sonuçta bu dolandırıcılık konusunu ele almazsak yani camiamızdan da olsa birçok kimse şunu diyeyim size, bu dolandırılmaya maruz kalacak. Ya öyle bir şey ki nasıl bir cürettir, nasıl bir mantıksızlıktır. Ben mesela teknemdeki bütün malzemelerimi internet üzerinden alıyorum, ödemesini gönderiyorum. Sonra ve bir şekilde ürünüm geliyor. Hani şimdiye kadar takılmadı. Ben böyle bir ciğersize, böyle bir adi insana denk gelmedim. Bir de öyle bir şey ki, nasıl biliyor musunuz? Atar gider veriyor. Avukatına ver, dava aç, bilmem ne, yasaları öğrenmiş çakal. Ondan sonra yani böyle giderli atarlı işte önce bir abim abi canım abim bilmem ne övercem abi bilmem ne kanmayın arkadaşlar. Ha diyeceksin ki sen ne bekliyorsun? Ben sakin bir insanım. Ben sakin sakin hallederim. Yani ondan dolayı ben şimdi arkama diğer dolandırıcıları da yani kaç kişiyi dolandırdıysa onları topluyorum. Dava dosyasını açtığımda herkes dava dosyasına ek dosya verecek. Ek dilekçe verecek. Ondan sonra bu arkadaş öyle ya da böyle nitelikli dolandırıcılığa girecek. O hayal görüyor. O zannediyor ki onun bir tane akıl hocası, avukatı var. Var mı böyle bir şey? Sen dolandır, dolandır, dolandır milleti. Ondan sonra avukatından senin savunmasını iste. Tamam, avukat savunur ama senin gibi dolandırıcıya savunacak değil yani. Avukatı da akrabası mıymış neymiş yani bilmiyorum. Ben hani milletin anlattığını şey yapıyorum, anlatıyorum. Sen milleti dolandır, ondan sonra bir de ahkam kes. Milleti dolandır, milletin paralarıyla köyde yaşa. Yaşatırlar mı ya? Ha diyeceksin ki, ya para kaptırdın onun peşine misin? Hayır, ben bu ilginç insanı ağzıma dahi alamadığım bu adi herifi, tamam mı? Daha da beteri. Deşifre edip başkalarının dolandırılmasını engellemek. Yani ben paramı alsam ne yazar, almasam ne yazar, başımın gözünün sadakası olsun alamasam da. Ama mühim olan ben paramı bir şekilde kaptırdım. Sen beni çok iyi izliyorsun biliyorum. Bu adama zarar vermek. Ufuk Bozkaya, Sıfırdan Hayat kanalının sahibi Ufuk Bozkaya'ya yara vermek. Şenay Bozkaya'ya yara vermek. Bunlar ailecek ortak çalışıyorlar. Ortak insanları dolandırıyorlar. Orada ailecek şirin gözüküyorlar, bilmem ne gözüküyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Ondan sonra insanların paralarını alıyorlar. Yok öyle bir dünya. Benim gibi bir adama denk gelirsin, sizden her yerden uğraşır. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Ben şu an her yerde video yayınlıyorum. Bakın arkadaşlar, sizi dolandıran bu insanlara ben geçen günü YouTube kanalındaki yorum kısmına Ufuk Bozkaya dolandırılmayın diye yazı yazdım. Yazılan mesajları eleyerekten yayına koyuyor. Ben de siz de bunu yapın. Orada herhangi bir yorum yapmış kişinin altına yapıştırabildiğiniz kadar yapıştırın. Ufuk Bozkaya dolandırıcıdır. Siz de dolandırılmayın diye. Ondan sonra dolandırılanlardan bahsediyorum. Siz de vlog çekimi yapın. Ufuk'un yüzünü, Şenay'ın yüzünü, çocuklarının yüzünü, ailesinin yüzünü paylaşın arkadaşlar. Bir de diyor ki sen diyor benim diyor yüzümü paylaştın. Ben sana neler yapacağım? Sen bana dava aç benden önce. Ben sana neler yapıyorum? Sen bir de onu düşün. Açsana bana dava. Ben senin o şey yüzünü, adi yüzünü, dolandırıcı yüzünü paylaşıyorum diye sen bana dava açıp sen bana bir şeyler tutturabiliyorsan ben sana hayda hayda tuttururum evladım. Öyle değil yani. Aç yavrum aç. Senin o yüzünü ben nerelere de paylaşacağım? Sen daha dur ben başlamadım. Ben taktım sana. Ben sana taktım. Bak ben sana taktım. Yandın. Sen benim paramı ver, verme. Hiç önemli değil. En azından bundan sonraki insanlar seni tanısınlar. Sen deşifre ol. Anlıyor musun? O yüzden ben senden uğraşacağım.
Yani bunu unutma. Ben senden uğraşacağım. Ve sen benim kim olduğumu öğreneceksin. Bak sen benim kim olduğumu biliyor musun demiyorum. Sen benim kim olduğumu öğreneceksin. Anladın mı evladım? Öyle dolandırayım, adamların parasını yiyeyim, bilmem ne. Yok öyle bir şey. Şimdi konuyu biraz da açayım. Sıfırdan Hayat kanalından. İşte kameraydı, drone'du, bilmem neydi. Ve camia ne biliyor musun? YouTuber'ları dolandırıyor. İşte uygun kamera mamera paylaşıyor. Bilmem ne yapıyor. İşte hafiften cüzi rakam. Biraz da pazarlık yapıyorsun. Pazarlığı yaptıktan sonra işte hemen EFT'ye gönder. Tokat'ta millete tokata çıkmış. O parasına haram zehir zıkkım mı olacak? Şimdi bir de bu videoya ara veriyorum. Ara verip şeyde oradaki yorumları göstereceğim size. Ve onunla beraber YouTube kanalının ismini de değiştirdi. Hani ben adını sen söyle. Çinliler benim Çince yaptı. Çinliler benim hesabımı çaldı. Ben yapmadım. Yok öyle bir şey. Videoya ara verip bunu da yayınlayacağım ya da videonun sonuna koyacağım. Bir de bana atar gider verdi. Atar gideri de paylaşacağım. Avukatıma vereceğim bilmem ne. Ulan ciğersiz senin benden alacağın var sen benim avukatı. O senin şapşal yüzünü paylaştım diye mi? He? Seni ben deşifre edeceğim. Edebildiğim kadar edeceğim. Gücüm neyse edeceğim. Para vereceğim edeceğim. Tamam mı? Senin köyünün vlog sayfasında seni ifşa edeceğim. Seni o köyünde barındırmayacağım. Sen bana kanalını garantör olarak gösterip sen beni kandırırsın ama ben de seni rezil ederim. Ya. Ya. Bu işler böyle. Yani arkadaşlar bu tarz insanları kendinizi kaptırmayın. Kanalını garantör olarak gösterip bilmem ne yapıp işte şudur budur diyenlere itibar etmeyin. Ben tabii deşifreye devam ediyorum. Lütfen kanalımı takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olmadan izleyenleri görüyorum. Kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Tekrar tekrar sizleri seviyorum. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Çünkü bu bir emektir. Ve burada bir emek hırsızı var. Emek hırsızını siz de ifşa edin. Eğer sizi dolandırdıysa vlog çekin, paylaşın. Size hiçbir şey yapamaz. Size dava açtığı an o da gümbürte gidecek. Bakın size dava açsın. Ben de sizin arkanızdayım. Ben de sizin dosyanıza ek olacağım. Ne olacak biliyor musunuz? Beni de dolandırdı. Hadi çıksın bakalım işin içinden çıkabiliyor mu? Bundan sonra yok öyle bir şey. Yapabildiğiniz bütün adili yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yani sonuçta ben bu adama taktım. Ciddi ciddi taktım yani. Öyle söyleyeyim. Bakın. Şimdi şuna gireyim. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Dolandırdı insanları. Bakın. Bakın, bunlar da insan. Bakın. Korkmayın arkadaşlar, korkmayın. İfşa edin bu şerefsizi. İfşa edin. Ne kadar çok çoğunluk olursa bu ciğersize memleket dar gelir. Bakın. Bu sıfırdan yelkenci olmak kanalındaki paylaşımlar. Ufuk Bozkaya, sen bu yorumların altına nasıl kalkacaksın? İnşallahla maşallahla bu işler belli bir metraj gidebiliyor. Hı? Bak. Senin ipini çekmek için hepimiz hazırız. Silkelenecek. Mardinli. Selamlar. Tabii ki kimsenin ağa kimse de kalmaz. Haram yiyorsun. Gırtlağından çıkar o para. Çoluğundan çocuğundan çıkar. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Benim derdim para değil. Bunun gibi dolandırıcıların, pisliklerin ortadan silinmesi. Çekirdek ailem kanalını dolandırmış. Bir sürü mesajlar yazılmış. Bakın bunların hepsi mağdur arkadaşlar. 20 tanesi Instagram'dan benden biri olmaya hazır.
Dava dosyasını açacağız. Bir de edepsiz avukatıma vereceğim bilmem ne falan filan. Avukatı da akrabası mıymış, ablası mıymış, neymiş? Arkadaş bu nasıl bir sahtekarlık? Sen böyle bir insanı savunuyorsan sen bu çetenin içindesin demektir. Bu adam çatır çatır insanı dolandırıyor. Sen de bunu savunuyorsan bunu savunan da bundan beraber demek. Böyle bir mantık var mı? İyi, sen dolandır, ben seni savunayım. Böyle bir şey var mı? Yanlışım varsa yanlış deyin yani. Avukatın hakları varsa bizim de haklarımız var. Öyle bir şey var mı? İyi tamam, ben de çıkayım piyasayı, dolandırayım milleti. Ondan sonra avukatım da bana piyasanın, yasanın açıklarını versin. Ondan sonra indireyim milleti. Tabii Çince değiştirmiş. Akıllı ya tatlı su kurnaz. Herkes böyle bir şey içerisinde. Yani Ufuk Bozkaya, Şenay Bozkaya. Fazla uzun ömrünüz yok yani, öyle söyleyeyim. Bu insanların ahıyla fazla gidemezsiniz. Evet arkadaşlar, ifşaya devam ediyoruz. Bu benim kendi kanalım. Sıfırdan Hayat kanalını ele alıyoruz. Bakın şunu şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi bu sevgili arkadaşımız, şöyle göstermek istiyorum size. Bu benim kendi kanalım. Sıfırdan Yelkenci Olmak kanalı. Bu arkadaşı ifşa ettim. Kendi kanallarımdan bir tanesi. Hırs yaptım işin gerçeği. Yani böyle bir sümüklüğe ben kendimi kaptırmam. Bakın çemberinin nasıl daraldığını siz kendiniz görün. Sıfırdan Hayat. Sıfırdan Hayat dolandırıcılığı. Sıfırdan Hayat kanalı. Sıfırdan Hayat. Sıfırdan Hayat sahtekarlığı. Sıfırdan Hayat kanalı dolandırıcılığı. Sıfırdan Hayat ne kadar kazanıyor falan filan. Yani Sıfırdan Hayat'ın, bakın Sıfırdan Hayat kanalı dolandırıcılığına bakalım. Bakın Sıfırdan Hayat kanalı sahtekarlığı. İzleyin arkadaşlar. Birinin canını daha yakmış. Onlarca, yüzlerce insanın canını yakmış. Bu benim kendi kanalım arkadaşlar. Ne diyor? Şurada pardon. Sıfırdan Hayat ile alakamız yok. Açıklama yapmak zorunda kalmış. Bunlar da reklam vermişler. Sıfırdan Hayat milleti dolandırılma hikayemiz. Yani böyle bir de utanmaz, arlanmaz ne yapıyor biliyor musunuz? Tehdit ediyor. Avukatımı vereceğim diyor. Sen diyor benim diyor yüzümü diye ifşa etmişsin. Ulan senin yüzüne tüküreyim. Sen kimsin lan? Yüzünü ifşa edeceğim. Karını da, çoluğunu, çocuğunu da. Edepsiz. Sen insanların arkasına sığınaraktan dal kavuk gibi yaşayamazsın. Yaşatmazlar seni. Bakın. Bu da kendi kanalını kurtarmaya çalışıyor. Reklam vermiş insanlar. Yalnız Çekirdek Ailem diye bir kanalı dolandırmış. Güzel de para kazanıyoruz. Aylık 7500 lira para kazanıyoruz. Bakın. Edepsiz. Bir de kanalın adını değiştirmiş. Hesapta kanalın çalındı, milleti dolandır diyecekler. Tatlı su kurnazı. Yerler değil mi? İnşallahla, maşallahla milleti sövüşlüyorsun. Ciğersiz. Boyun bitecek. Boyun sonuna kadar gitmeyecek. Şuna bak. Çocuğunu alet ediyorsun. Edepsiz. Sen baba olsan bunu yapmazsın zaten. Ne yapmış? Dur bakalım bir. Sıfırdan Hayat dolandırıcılığı. Başka bir şey var mı? Bugün 7500 lira Sıfırdan Hayat sahtekarlığı. Aynı şeyler var galiba. Bir de adı bassın. Bu adamın kanalına girelim bakalım. Ha işte sizi bir de şöyle uyarayım arkadaşlar. Bu arkadaşınız ne yapıyor? Ne yapmış biliyor musunuz? Yorumları engellemiş. Yani siz yazıyorsunuz. Tamam mı? Siz istediğiniz kadar yazın. Yorumlar çıkmıyor.
Fark eder mi? Benim kaç tane kanalım var. Ben her yerden yayınlarım. Blog açarım. Kanalım çalındı diye şey yapacak. Ben dolandırmadım. Başkaları benim yerime sizi dolandırmış diyecek. Ciğersiz. Paraları hangi hesaba yatırıyoruz? Bir de diyor ki sen diyor, benim diyor, yüzümü diyor, ifşa ettiğin için diyor, seni diyor, mahkemeye vereceğim, süründüreceğim. Sen beni bir mahkemeye ver. Arkamdaki 20 kişiyle beraber bak ben sana dosyayı, bütün herkesi dosyaya sokup seni nitelikli dolandırıcılıktan nasıl içeri attıracağım? Seni içeri attıramasam bile süründüreceğim. Gırtlağından çıkartacağım. Neymiş? Biraz da gezelim, midyeyi alışveriş yaptık. Onu bunun parasından yiyorsun. Boğazını dursun. Gırtlağından çıksın. Haram zehir zıkkım olsun. İyiyimdir, hoşumdur. Ama taktım mı tam takarım. Ben sana taktım mı oğlum, ben sana söyleyeyim. Sonu ne olursa olsun. Sonu bile önemli değil. Edepsiz. İfşaya devam. Ben vazgeçmeyeceğim.